bu araçtan dünyada başka yok. Arkadaşlar, Instagram'da keşfetinize sürekli çıkan bu arkamdaki Passat Cabrio ile beraberiz. Sizlere bu arabanın nasıl yapıldığını, nasıl bir tarzı olduğunu, hangi araçtan çevrildiğini ve bu kadar güzel bir hale nasıl geldiğini anlatacağız. Umarım keyifli, güzel bir video sizlerle olur. Bugün arkadaşlar Sakarya'dayız. Sakarya Adapazarı'ndayız. Hasan'ın aracını inceleyeceğiz. Hasan aşırı derecede emek vererek çok farklı bir araç yapmış. Aslına bakarsanız hani modifiye nedir? İşte jant takılıyor, air yapılıyor, basılıyor araç. Ama arkadaşlar aslına bakarsanız modifiye bu araç. Çünkü bu araçta çok büyük bir emek var ve eşi benzeri yok. Türkiye'de böyle bir ikinci araç yok. Yapabilen yok. Sakarya'da sadece bu araç bulunuyor. Eminim bu arabayı ilk kez görenler de olacaktır. Gördüğünüz aracın ön bölümü tamamen bir Passat. Her geçen bakıyor sizlere, her gören şaşırıyor. Gelin beraber sizlerle bu aracı inceleyelim. Güzel bir sürüş yapalım. Üstünü açalım, kapatalım. Eğlenceli bir video sizleri bekliyor. Umarım video hoşunuza gider. Umarım videoyu beğenirsiniz. Böyle farklı araçları ve her türlü aracı kanalımızda bol bol bulacaksınız. Video başlıyoruz. Yakından baktığınızda bir sedan ya da station Passat'tan ayıramayacağınız bu güzel araç bir Cabrio. Bu araçla şunu açıp içeride rüzgardan hiç etkilenmeden keyifli sürüş yapabiliyorsunuz. Buraya gelene kadar Hasan aslında bana söylediğinde, yani abi üstü açık gidelim, İşte 80-90 km hızlarla gitmemize rağmen içeriye rüzgar almayacak dediğinde ben açıkçası çok inanamamıştım. Çünkü daha önce çok fazla kabriyo deneyimim olmadı. Ama arkadaşlar arabanın içine hiçbir rüzgar girmiyor. Keyifli bu arabayı sürüyorsunuz. Ve aslında en önemli kısımdan başlayalım. Arkadaşlar bu aracı Hasan nasıl yaptı? Öncelikle bu aracın asıl hali 2008 model bir Volkswagen Eos. Eos aslında Yunan bir tanrının isminden geliyor bu arada, bilginiz olsun. Eskiden ben bu araçları çok incelerdim. Eos'lara çok bakardım. Güzel araçlar. Bir de Volkswagen olunca tabii ki özellikle bir de üzerine işte Scirocco şasisi, Golf şasisi. Bunun bildiğim Golf 5'lerle aynı şasiyi kullanıyor bu araç. Evet. Aynı platformuya geçiyor. Platform diyorlar onlar. En azından bakımları basit. Çünkü Cabrio araba aldığında bakımlar biraz daha yükseliyor. Bakımlar olarak da uygun. Fiyatları da gayet makul. Sonuç olarak bu aracın içinde 1.6 105 beygirlik Volkswagen'in motoru bulunuyor. Standart Golf 5'lerde görürsünüz. O motorun aynısı bu araçta bulunuyor. Ama sonradan Hasan bu araca güzel bir modifiye yapmış. Gerçek bir modifiye yapmış. Bunu çevirirken sadece parçaları bunu yapamıyorsunuz. Çünkü elbette ki uyumlu değil. Passat kocaman bir araç. Yani genişlik olarak da çok fazla geniş olan bir araç. Üçer parmak genişledi galiba yanlardan. Üçer parmak. Yani ortalama 4. 3-4 santim çamurluklar daha geniş. Geniş durumda. Evet, platformlarında. Hı hı. Scirocco mesela daha içeride kalıyor. Bunlarda bayağı bir ekleme yapıldı çamurluklarda. Kapı aralarında mesela, direklerin geçişlerinde. Şimdi herkes arkadaşlar bu aracı bir şekilde Scirocco'yu çeviriyor. Scirocco tarzını görmüşsünüzdür. Ama Passat'ı çeviren dediğim gibi Türkiye'de tek bu araç. Farları aslına bakarsanız benim aracımda da aldığım gibi Tayland dediğimiz tarzda farlardan alınmış durumda. İşte panjurumuz zaten standart panjur. Kaputumuz aynı kaputtan arkadaşlar. Ama şimdi bu kaputu takarken tabii ki birebir menteşeyi uyduramazsın bu kaputa. Yani orada işlemler yapıldı değil mi yapılırken? Tabii, kendi yine orijinal menteşelerini kullandık ama yerleri, konumları değişti. Bağlantı yerleri, özel yerler yaptık onlara. Direkt uymuyor çünkü. Onun haricinde kesilen kısımlar oldu. Uzunluk olarak, mesafe olarak. Panelde işlemler yapıldı. Ha, onu soracağım. Mesela ilk başlangıcı nasıl yaptın? Yani bu projeye başlamadan önce sen nasıl bir hayal geçirmiştin aklından? Ya da sıralaması nasıl oldu? Aslında en önemli kısımlardan biri o. İlk olarak nereden başladın? Hiçbir şey aslında ilk bakmadık. Ölçtük. Kaput genişliği tuttuktan sonra dedik ki bu olur galiba. Her şey daha bilmiyordun olup olmayacağını. Hiç kimseyle de konuşmadım. Kaporta vesaire. Ha. Aldık. Sonra kendimiz söküp takmaya başladık iş yerinde. Kaputtan başladık. Sonra çamurlukları, paneli. Çamurluklara mı geçti? Nasıl oldu? Kaputun yaptık. Tamam. Çamurluklarda buralar zaten uyum sağlamıyor. Bilenler bilir. Burası zaten yukarıya kadar direkle tek parça bu çamurluklar. Buradan itibaren el yapım burası. Kalıp ben şimdi buraya bir Passat görseli de koyayım. Çünkü evet, o farkı arkadaşlar görsünler. Buraları çünkü direkte işlem yapıldı. Kaputta işlem yapıldı. Buralar tamamen farklı yani. Evet. Arkadaşlar şimdi burası sadece gördüğünüz gibi işte yani o malzemeyi çevirelim, kıvıralım ve oraya uyduralım değil. Arka tarafta menteşelerin de aynı şekilde uyuması gerekiyor. Ve burada aslında şu da önemli. Yani aracı önden baktığınızda arkaya doğru akışın bozulmaması gerekiyor. Ama bakın burada gördüğünüz üzere bu akış güzel sağlanmış. Bir de sen buraya tabii o R-Line detayını koyunca buradaki çizgide yakalamış oldun. Evet. Yani aslında kordon yapmış oldun evet, bir yandan da. Evet, güzel bir şekilde bu yan tarafı toparlamışsın. Yan marşverleri değişti aynı şekilde. Tamam. Bu marşverler hangi aracın? Yan marşverlerimiz Golf 6R'ın. Ölçüleri uyuyordu. Ayaklarını ayarladık. Zaten ön arka bağlantıları direkt uydu diyebilirim neredeyse. Tamam. Sadece yarım santim gibi bir uzunluğu vardı sadece. Onun haricinde arka tamponda işlem yapıldı. Arka stoplarını değiştirdik. Çoğu... Evet, ona bakalım şimdi. Şimdi yorumlarda arkadaşlar yazacaklar büyük ihtimalle. Burayı da değiştirin diye. Evet. Senden onu isterler. Yazan oldu genelde. Şu
topları B8'e çevirsen süper olur diye. Evet. Çok yorum yapalım. Yaparsın aslında. Yani bu ön taraf böyle yapan adam, buna da bir şekilde yaparsın sen bunu. Bunları şöyle söyleyeyim. Genelde şu an far camı ayıran çok var. Şeffaf stop vesaire yapıyorlar. Bu da kolay aslında onlardan yardım alınarak. Görelim buradan da yardım etmek, destek olmak isteyen varsa ya. Camlarını ayırarak içine B8 stopu koyulabilir diye düşünüyorum. Bu arada egzoz kromlarını da görüyorsunuz arkadaşlar. Passat'ın birebir o sahte kromlar vardı ya, onlardan yapılmış. Zaten alt bölüm de tamamen Passat ve bunun da aslında şey değil. Yani ekleme değil, buraya kaynak yapıldı değil mi? Plastik kaynak. Tam ortadan bu tamponu kestik şu hizalardan. Hı hı. Burası B8'in direkt difüzörleri var. Evet. Highline diye geçiyor veya R-Line diye satıyorlar. Onlar direkt orayı kestik, kaynak yapıldı öyle söyleyeyim. Abi o kadar güzel işçilik yapmışlar ki o çizgiyi mizgiyi tam oturtmuşlar. Yani hiç gözüne batmıyor onu söyleyeyim. Bir de yorumlarda şunu gördüm, renk ayırıyor demiş bir arkadaş mesela. Onu şey sandılar mesela. Araba mavi, sadece ön üç parçayı boyadık da kaputta çamurluklar kapıyla uymuyor diye yazanlar olmuş. Halbuki öyle bir şey yok. Tek parça bir kere de boyanlar. Evet, araba komple boyalı. Evet, o şekilde eski yapıldı. Eski halini zaten griydi arabanın. Maviyle alakası yoktu. Yolun fotoğrafları çekildi. Bu iki parçada boya vardı arabanın. Ön tarafta kaza vesaire yoktu. Ben keyfi tamamen dönüşüm olduğu için. Şunu söyleyeyim bak, boyayan arkadaş ne kadar güzel boyamış. O mavinin içindeki patlıcan moru var ya, o bile çıkıyor ortaya. Yani boya çok güzel bir şekilde ayarlanmış. Değil mi? Yani boya işi çok sıkıntılı bir iş. Kendini göstermiyor araba boyanmadığında, güzel boyanmadığında. Arkadaşlar yani burada hiçbir şekilde renk ayırma durumu olamaz zaten. Çünkü hepsi aynı anda boyandı. Yani tüm tonlar, her şey aynı. Bence kamerada da sizler bunu görüyorsunuzdur. İşte bu arabayı shop zannedenler de varmış ama yani güzel bir emek var burada. Passat'ın tamponunu söküp aynı şekilde takamayan var abi. Evet. Arada boşluk bırakan var. Ya adam buna takan adamı tebrik etmek lazım. Eksiğimiz bir de aslında panjur. Bulamadım o sırada. Evet. O dikey kromlar oluyor ekstra. Aynen, bir aynen. Eksik, bir de stoplara el atarsan. Aslında jantı Verona koyabilirsin. Verona da çok yakışır bu arabaya. Orijinal fabrika çıkış gibi durur herhalde. Aynen. O zaman da güzel durur. Ya şöyle olmuş şimdi araba bak. Yolda da konuştuk seninle. Eos nedir? Eos aslında düşük bütçeli bir kabrio araç. Yani kabrio hevesi olanların alabileceği tarzda uygun fiyatlı bir araç. Ama bu haline dönünce abi bildiğin Passat kalitesinde, Passat pahalılığında bir araca dönüşmüş ve ben sana söyleyeyim, Passat'tan daha pahalı duruyor şu an bu araba. Volkswagen yetkilileri kesin bunu izliyordur Almanya'dan falan. Senin videonu hatta yurt dışına paylaştılar, gördün mü onu? Brezilya'nın bir sayfası paylaşmış. Evet. Volkswagen'in kendi Brezilya sayfası kalp falan atmış. Yani oranın satış bayileri. Ben de gerçek falan zannediyor olabilirim. Hep Arteon Cabrio yazmışlar. Yani Almanya'dakiler de bunun üzerinde şaşırır. Farklı arabalar var çünkü orada da. Hı hı. Onlar orijinal sanmış galiba. Şimdi bizim gurbetçi arkadaşlarımız bu videoyu çok fazla izleyeceklerdir Almanya'da. Arkadaşlar bayilere gittiğinizde bu arabayı gösterin. Türkiye'de yapıldığını belirtin. Türkiye'de Volkswagen fabrikası kuruldu. Şöyle güzel bir kabrio yapıldı. Yani kesitle yapılması gerekiyordu o yıllarda. Onu söyleyeyim. Ya şimdi sedanı yapmışsın, station'ı yapmışsın. Bir tane de kabrio yapsalar alırlarmış insanlar. Satılırmış yani benim. Kesitle. Ben şu an bakıyorum doyamıyorum ya. Çünkü Tirok var kabrio. Tirok kabrio o kadar garip gözüküyor ki yani. Onu yapmışsın, bunu niye yapmıyorsun, anladın Tirok mı? Yerine bu olsaymış daha evet. Makul. Cezveden hem kabrio hem kupe hem cam tavan. Hani arayacağın her şey var bunda. Onu bir gösterelim aslında Hasan. Bir üstünü kapatalım mı? Açık kapatalım. Araçta her şey aktif olarak çalışıyor. Evet. Herhangi bir problemimiz yok zaten. Bu arada hani bak aslında şunları göstermemiz lazım. Şimdi air suspansiyon var ama bu araçta air suspansiyon herhangi bir böyle varsayılan bir air suspansiyon gibi değil. Ekstra emek harcanmış bir air suspansiyon. Şey görünmüyor. Tamamen gizlendi. O hangi çamurda? Şimdi süspansiyonun tüpü burada mı diyorsun? Tüpü buranın içinde. Parçaları da motorun içinde. Hiçbir tane hortum bile görünmüyor. İşte diyorum ya, modifiye yapıyorum diyen. Çalıştırdığında ses çıkıyor bazen. Böyle. O da duyulmayacak kadar az. Yani. Motoru çalıştırdığında. Diğerlerine göre daha ses. Çok kötü yer kaplıyor. Hı hı. Kullanımı daraltıyor. Çünkü müzik sistemi de var. O da... Bak senden sonra bunu çok yapan olur, ben sana söyleyeyim. Ben yaptırmak istedim, yapmadı. Kimse uğraşmıyor yani. Hı hı. Kendi elinden gelen ancak. Veyahut da nazlı geçen biri varsa. Bunu sen mi yaptın kendin? Kendim. Dükkanda. İşi. Hasanların dükkanı var. Nazar Oto. Kılıf diyorsun ama kılıfla dışında her şeyi yapıyorsun yani. Kılıfla beraber. Aksesuar. Evet. Cam filmi vesaire her şey var. Bizde. Biraz o eskiden kalan bir isim benim. Evet, çünkü evet. Ben yıllar önce de seninle konuşmuştuk. Hatta öyle dedin de aklıma geldi. Geçen baktım sohbetimiz hala duruyor. Var var. 2020'de. Passat'a ben koltuklu tevesim var. Deri koltuk. Şöyle bir kapatalım, üstünü görelim. Cabrio arabaların genel olarak problemi arkadaşlar, böyle sistemler çok şey verimli çalışmaz. İşte takılırlar falan ama bunda her şey gayet hızlı çalışıyor. Sizlere şöyle göstereyim. Mecbur çalıştırmak gerekiyor. Akım düşmemesi için. Tabii aküye zarar verir. Bazı arabalarda kumandadan da şey kullanabiliyorsunuz. Büyük ihtimalle bir akü falan vardır. Sadece
sunroof ve camlara inip kalkıyor. Süper. Bayağı da hızlı biliyor musun eski bir araca göre? Peki hareketli halde yapıyor mu bunu? Yok, durmadan çalıştırıyor. Çalıştırmıyor değil mi? Bazı araçlar da hareketli yapıyor ya. Bu şekilde mesela anahtardan sadece camlarla sunroof'u bu ya şekilde... Ya işte arkadaşlar olay çok garip burada. Adam kabriyo araç yapmış ama dedik yani çok da soğuk hava. Hafif de güneş görmek istiyorsan sunroof'u aç demiş. Yani bence bu başka bir araçta yoktur, ben sana söyleyeyim. Ben hatırlamıyorum başka bir araçta bu şekilde. Patenti bu EOS'taymış. Bunu üreten, tasarımını yapan da Murat Günak. Şu an TOK'un şeyini yapan, tasarımını yapan kişi. Aynı kişiler. EOS'un tasarımını yapan kişi. Ben de internetten araştırdığımda görmüştüm. Bu da sinekliğimiz. Tamam. Şöyle bagaja bakalım mı? Hem motor bölümünü de gösterelim sonrasında. Bagaj kapağı gayet büyük. Şimdi bunu kapatmadığında bunu şey yapılmıyor değil mi? Burada sivici var. Bunu böyle kullanabiliyorsunuz. Evet. Işte tavanı kapatmana izin vermez ama evet, bu şekildeyken. Buraya sivici var. Onu basmazsa zaten üstünü daha çıkıyor. Vakum da var. Bagajına vakum koymuşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 2008 yılında vakumlu bir bagajla yapmışlar. Mesela sökülüyor sineklik. Evet. Biraz parçaya katlanabiliyor bu. Burada tırnakları var. Aslında arka koltuk ya Scirocco ya. Evet. Çok birebir aynısı aynı neredeyse. Aynı boyutları. Ama çok dar değil biliyor musun? Ben Scirocco'da arka tarafa çok insan bindirdim. Yani rahat rahat geziyorduk. Bu arada arkadaşlar içeride bahsedecektim ama şimdiden söyleyeyim. Burada tabii Golf R koltuğu da kullanılmış ve sizi mükemmel derecede sarıyor. Direksiyonumuz da yine R direksiyon kullanılmış. Bir de ön tarafa bakalım mı? Gerçek karbon. Bir de şuranın parçası sökük. Onlar karbon ya, yapılıyor. Bunlar olur abi o kadar. Yani sen biraz detaycı bir insansın anladığım kadarıyla. Ben var ya bunları gözün görmezsen bana söylemesen. Çünkü arabanın geneli güzel anladın mı? Oradan insanın gözünü rahatsız mesela etmiyor. Mesela tam böyle kalıp aldım buraya parça. Tamam. Bunlar gerçek karbon olacak. Aslında güzel de oluyor. Parlak yaptı o karbonları. Evet. Çok yakışır buraya. Bir de motor kaputunu da aslında. Bunu sen sonradan boyattın mı? Evet, griydi o. Griydi, bunu mavi yaptın. Kötüydü biraz. Tamam. Olmuştu. Bu arada FSI'miş motorun. FSI'lar bir tık daha fazla yakıyor sanırım. LPG'ye hiç uyumlu değil ama bu araba hiç LPG görmemiş zaten. Yok, bunda yok ama hı-hı, takanlar var. Bunlara var ama biraz şey, sıvı sistem tarzında. Bilmiyorum. Aslında şu bölüm tamamen bir Golf. Yani o yüzden burada çok fazla bir olayımız yok. Çok fazla motorla ilgili detaylara girmeyeceğiz ama şu var. Detaylara girmeyeceğiz ama şu var. Şimdi bunun altında arkadaşlar hemen alt bölümünde pompamız bulunuyor. Pompayı görüyorum şöyle hafiften ucundan. Sizler de şöyle göreceksiniz. Bu pompa Air'ın pompası. Aracın hiçbir yerinde Air'la ilgili malzeme göremiyorsunuz. Bir de Air'ın burada arkadaşlar deposu var. Yani aslında tankı var. Yine tank da çok güzel bir şeydi. Gizlenmiş 20 litre demiştin değil mi Hasan? Hasan buraya nasıl yaptıysa bu çamurluğun altına gizlemiş. Peki çamurluğu sökmedin mi Hasan sen? Davlumbazı indirdim. Ha, davlumbaz ve tarafından hallettin. Aşağıdan işten yapıldı. Valla maşallah eline emeğine sağlık. Gayet güzel burayı da arkadaşlar hiç görünmeyecek şekilde yapmış. Yani tam istediğim tarzda, tam istediğim işçilikte, tertemiz. Ben sana söyleyeyim mi? Modifiye'yi böyle karşı olan insanlar var, tamam mı? Anlıyorum onları. Böyle sade araçları biniyor. Ama bu araba o sade araçlar kadar güzel modifiye edilmiş. Allah kaza bela vermesin. Arkadaşlar aracımızın görüntüsü bu şekilde. Ben bu arabayla bol bol fotoğraf çekilmek istiyorum. Hemen bir fotoğraf çekelim. Sonra bir sürüşe geçelim. Derken Hasan da bastı aracı. Maşallah. Mükemmel. Yolda da arkadaşlar aracı görürseniz benden selam söyleyin Hasan'a. Sakarya'nın caddelerinde bol bol seni görürler. Büyük kabriyo kapımızı arkadaşlar şöyle güzelce kapatalım. Bir sürü cam işareti var gördüğünüz üzere. Bir anda hepsi kapatmak isterseniz yukarı doğru çekmeniz yeterli oluyor. Burada ayna ısıtmalarımız, ayna ayarlarımız hepsi aktif bir şekilde çalışıyor. Hatta ayna katlamamız da var. İçerik detaylar Scirocco'ya benziyor. Şöyle Golf 5 detaylarını içeride görüyorsunuz. Klimamız tamamen dijital klima. Burada ekstra olarak koltuk ısıtmalarımız var. Kabrio araçlarda koltuk ısıtma önemli detaylardan biri. Aynamızı karartma dahi var. Asıl rüzgarı ama engelleyen kısım. Yani bunu gösterdiğinde Hasan ben şaşırdım. Şunu arkadaşlar indiriyorsunuz. Doğru yapıyorum değil mi Hasan? Evet. Bunu indirdiğinizde içeride bildiğiniz bir vortex oluşuyor. Yani tamamen rüzgar tamamen dönüyor. O tabii çok sıcak havada güzel olabilir. Çeşme taraflarında falan. Evet, camları da indirdiğinde. Evet, o zaman hiç rahatsız etmiyorsun. Aynen, arkaya doğru akar. Evet. Şimdi burada tabii kaldırdınız arkadaşlar. Özellikle bu havalarda bu bölüm tamamen üstü kapalıymış gibi. Yani saçlarınızın sadece ucuna rüzgar geliyor. Bunu ben çok merak ediyordum. Kesinlikle o rüzgarı engelliyor. Ve ekstra olarak aslında asıl tuş burası. Yani bir EOS aldığınızda diğer araçlardan buradan yarışıyor. Bu krom olan kısım üstünü tamamen açıp kapatmak için. Bu ufak olan tuş da sadece sunroof'u açıp kısmı kapatıyor. Yine serviste istediği gibi istediği parçayı bulabiliyorlar yani. Allah Allah, getiriyor evet, servis. Her türlüsü bulunuyor. İşte Volkswagen malının arkasında duruyor abi. O güzelliği de var aslında. Yedek parça temini tamamen var. 20-30 gün arasında yurt dışından istediğin gibi siparişle getirebiliyorlar. Şimdi arkadaşlar biz kameramızı bağlayalım. Her zamanki gibi POV çekim yapacağız. Ama buradaki amacımız sadece ben aracın sürüşünü sizlere göstermek istiyorum. Sakin bir sürüş yaparak sizlere anlatayım.
Evet arkadaşlar, GoPro'muzu bağladık. GoPro bir kabrio araçta nasıl gözüküyor aslında merak ettiğim detaylardan biriydi. Onu da bu videoda görmüş olacağız. POV görüntüde bizim gözümüzden nasıl göreceksiniz bakalım. Emniyet kemerimizi takalım. Maliyetlerden de bahsetmek ister misin Hasan? Bahsedelim mi arkadaşlara? Yani böyle bir şeye heves edenler tabii yaptırabilecek usta bulurlarsa. Bu arada önümüz havada değil mi? Evet evet. Tamam, sıkıntı. Herhangi bir bulmayız. Maliyet çok değişkenlik gösteriyor. Mesela en basiti şöyle örnek vereyim. Kaput. Evet. En örneği kaput. 5000 liraya da kaput var. Orijinal alayım derse 40-45'e de kaput var. Hı hı. Bu tamamen yapacak kişinin maliyet açısına bağlı. Sen çıkma mı aldın yoksa nasıl? Orijinal eğer... sıfır aldım ben bir daha. Sıfır aldın? Uğraşmamak için. Sıfır kaput, sıfır çamurluk. Abi sen şaka yapıyorsun ya. Kesip içtik bir daha onları. Millet kaza yapıyor, çıkmasını arıyor ya. Far, tampon, panel ayakları her şeyi sıfır aldım hiç. Yani şöyle masrafımız 200 bin liraya geçmiş midir? Boya kaporta tamamen 200 bin çok rahat geçti, çok rahat. Arka stopları olsun, at, yan marş bir yerler, arka difüzörü. Yani daha detaylara inmeden diyorsun. Evet. Hmm. Zaten bir kere kafadan boya zaten 50-60 bin net fiyat çekiyor. Evet bak onu çok merak ediyorum. Yani çünkü ben de bir eski araba alıp boyatmayı düşünüyorum. 50-60 bin lira böyle güzel boyalı değil mi? Net, evet. Güzel bir fırın boya vesaire. 50-60 bin çok net çekiyorlar. Hmm. Kaporta zaten net 50 bin çekiyorlar çünkü... İşçilikten bahsediyoruz evet, sadece. İşçilik olarak. Hı hı. Yani 50-50 desen 100 bin lira zaten kapıdan evet, gidiyor. 40 lira da kaput dediğin 140 bin lira aslında düz gitti çamurluksuz yani. Onlar da geçtim. 10'ar bin liradan parçalar saysalar zaten çamurluk, karoser, far, tampon. Hı hı. Tampon zaten sadece şu an 17 bin lira civarı. Bu işin far en ucuz şeyi farmış abi o zaman. Evet. Farda 10-15 bin lira civarında en ucuz oymuş. Evet en uygun o. Vallahi. Çünkü panjur alıyorsun, tampon alıyorsun, panjur yok. Panjuru ayrı aldım. Logosunu ayrı satıyorlar. Logo yok üstünde, bir daha logo alıyorsun. Hep her şey parça parça. Evet. Hani o 300, 500, 700 onları zaten hiç saymıyorum. Şu direksiyon bile yakın zamanda 10 bin lira, 12 bin lira civarındaydı. Evet. Yani şu an bilmiyorum nasıl ama ben kendi aracım bakıyordum. Parasına kampanya yapıyorlar da şu an 17, 13 o civarlara bulunuyor. Ya şunlara bahsedelim arkadaşlar. Eğer aracınızla ilgili hani böyle özellikle koltuklarla ilgili şeylerde yani evet, kılıflar konusunda ben senin işçiliğinin işte bu Türkiye'de sayılı olduğunu düşünüyorum. Yani İstanbul'dan sana çok iş geliyordur bence düşündüğü kadarıyla. Çevre illerden çok müşterimiz geliyor. Evet. Çünkü güzel bir işçiliğin var. Dediğim gibi tüm araç gruplarına tanınıyorsun Nazar Otokumuz. Yani illa duymuşsunuzdur gruplarda arkadaşlar. Çünkü deri koltuk kılı tarafını şey olarak yapıyorsun, orijinal gibi yapıyorsun. Aslında orada olay güzel oluyor. Burada otokorla da bazen çalışıyoruz. Mesela sen koltuğa sonradan koltuk ısıtıcı yapabiliyor musun? Pedlerini falan yerleştirebiliyor musun o şekilde? Bizde pedler var. Hı hı. Role sistemi takılıyor ekstra. Orijinal gibi yapıyorsun, evet. Görünmüyor yani hiçbir şekilde. Tabii sadece tuşları farklı oluyor çünkü her arabanın tuşları farklı oluyor. Evet. Isıtma sistemi misal veriyorum. 5000 liraya bitiyorsa bazen bakıyoruz sadece tuşları 3,5-4 lira civarı oluyor. Hı-hı. Bazı arabaların 1000 lira civarlarında. Yani o yüzden normal aç kapı tuşlarla yaptığımızda oluyor. Bir ara Nihat'ın tıra yapmak için Nihat gelmişti senin oralara. Şey herhalde biraz uzun sürünce işlemişti uzun süreceği için. Evet. Biraz onun araba yoğun çalışıyor. Ama onunkini de yaptırmasını çok istiyorum. Yani krem rengi çok güzel olur mesela onun koltuklara. O 1851 Edition 3'lerin koltuğunu yapabilirsin mesela sen onu. Görmüşsündür belki benim videoda çektik onu. Eğer ki arkadaşlar işte direksiyon kılıfınız, direksiyon da yaparsın. Tamamen iç dönüşü her şeyi. Üzerine her şeyi yapıyoruz. Evet. Aklınız arkadaşlar herhangi bir şey geldiğinde Hasan'a sorun. Hasanların firmasında gayet güzel bir şekilde yaptırabilirsiniz. Ben artık biraz arabanın keyfini sürmek istiyorum. Artık kamerayı kapatıp şöyle Hasan'la bir piyasa yapalım. Şöyle biraz gezelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım şu an sesimi güzel bir şekilde duyuyorsunuzdur. Hepiniz çok seviyoruz. Bu tarz farklı araçları her zaman incelemeye çalışacağız. Özellikle de Sakarya'dan böyle bir arabanın çıkması bana gurur veriyor. Hasan eline koluna sağlık. Aracını da bana emanet ettin. Teşekkür ederim. Vallahi inşallah daha güzellerini, daha iyilerini yaparsın. İnsanlara güzel örnekler olursun. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Sakarya'dan herkese selamlar.